Merhabalar sevgili seyirciler. Ben Zekiye Doğan. Bir Anadolu'nun konukları programına daha hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün stüdyomuzda benim için çok özel ve çok önemli bir konuğumuz var. Öyle zannediyorum herkesin de tanıdığı bir konuğumuz. Sevgili tiyatrocu, sanatçı, sanatın neredeyse görsel sanatların hemen her alanında yer almış sevgili hocamız Erol Keskin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim çağırdığın için. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Oysa dersten çıkıp geldiğinizi biliyorum. Sabahtan beri dersteydiniz. Akşam İstanbul'dan yoldan geldiniz. Ama beni kırmadınız. Bir acı kahvenin hatırı vardır deyip geldiniz. Çok teşekkür ederim. Acı kahve gelirse hatır daha büyük olacak. Birazdan. Az sonra efendim. Bugün sayın seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. Bugün efendim hem de sizin önünüzde de bir itiraf olacak bu. Bugün yapabildiğim tek kek tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocam şöyle, ben bakmayın yemek programı sunduğuma, yemek konusunda gerçekten iddialıyım. Yani bu konuda şimdi çok tevazu gösteremeyeceğim. Fakat bu hamur işleri meselesinde benden kötüsünü zor bulursunuz. Yaptığı her kek mi çöker insanın? Bütün kurabiyeleri taş mı olur? Pastaların hepsi mi yenilmez kıvamda olur? O benim işte. Maalesef. Fakat sağ olsun sevgili görümcem, buradan da sevgiyle anayım kendisini, Sema ablam. Bana bir kek tarifi verdi. Bu kek tarifi temel olan bölümü önemli tarafı zaten. Ben onun içine tarçın koyuyorum, tarçınlı kek oluyor. Çikolata koyuyorum, çikolatalı kek oluyor. Fakat çöktüremediğim yegane kek. Şimdi ben bunu söyledikten sonra bu programın sonunda çökmüş ve incecik kağıt gibi bir kek yersek artık bilmiyorum başımıza ne gelecek. Ben bu kadar iddialı konuştuktan sonra ama... Bir de size dün akşamki sohbetimiz üzerine acı bir kahve yapacağım. Türk kahvesi özellikle demiyorum. Bu konuda çok hassassınız. Kahve. Türk kahvesi yok. Kahve. Sonradan uydurma bir tabir o. Doğru. Ama şeye başlamadan önce kahve ve sohbet meselesine. Ben sizden bir miktar kendinizle ilgili, özellikle tiyatro geçmişinizle ilgili. Çünkü hepimiz sizin, hepimiz demeyelim, İstanbul'da yaşayan birisi olarak benim öyle bir avantajım vardı. Ben sizin oyunlarınızı izleyerek büyüdüm. Ve çok... Çok keyif aldığım oyunlardı her birisi. Biraz tiyatro geçmişinizden konuşmak istiyorum hocam, izin verirseniz. Tabii tabii, hiç olmasın. Tabii. Buyurun lütfen. Ha şöyle, ya tiyatro yani evet. Başlayalım. Şimdi aslında ilginç bir hikaye değil de yaşam hikayesi benim için. Ben bu gibi yani bir takım insanlara bir oyun gösterme şeyiyle, girişimine çok ufak bir çocukken de başlamışımdır. Aha. Ama hiçbir surette bir oyuncu olarak ortaya çıkıp da aha, bir takım taklitler yaparak arkadaşlarıma oyun göstermek falan gibi olmamıştır. Daha aşağı yukarı ortaokulun ilk yılları falan gibi çağlarda Karagöz şey yapardım, kendim. Gerçekten. Karagöz Hacivatları kendim yapardım. Ve hatta daha önce ilkokulda falan da çalışırken eski sigara kutuları, karton sigara kutularının üzerinden çizip sonra makasla kesip Karagözler Hacivatlar yapar. Onlara da uçurtma çıtaları arkasında yapıp rap diye inan tutturup falan arkadaşlarım oynar. Nerede oynardım? O zamanki evlerin bodrumlarında. Onu karanlık olduğu için filan bir şey böyle şey kağıdı, yağlı kağıdın perde gibi kullanıp arkasında mum yakıp filan Karagöz. Düşünebiliyor musun? Böylesine bir çalışma. Ama şu var tabii ki öylesine bir oyunculukta oyuncu değilsin. Tabii. Oyuncu yaratıyorsun. Yarattığın hikayesini şeyler, hikayesini yaratıyorsun. Bir takım oyuncu, göstergeler, tabii, bir takım şeylerle yani. Görüntülerle. Başka parçacıklarla yani. Bir nevi kuklalarla gibi bir hadise. Üstüne üstlük de ışık yani bir perdenin arkasından gelen bir gösterge halinde. Tabii bu çocukluk şeysi gibi. Çelik çomak oynar gibi bir sevgi. Bütün mahalle arkadaşlarım falan seyrederlerdi falan.
şeyler tabii ev sahipleri falan irkilirlerdi. Aşağıda mum yakıyorlar falan. Yağlı kağıt, sigara kağıtları. Bir şey olur mu falan deyip böyle şey yapardık, vakit geçirirdik. Bu bir şeydi benim için, bir oyun meselesiydi. Oynatma meselesi. Bir zaman sonra bundan ayrıldım, gittim gibi. Futbolculuk falan daha ileriye geldi. Beşiktaş'ta genç takımdaki daha çok var. Çok sonra. Ondan sonra evet, ileride Beşiktaş'ın genç takımlarında falan da çalışmalarım oldu. Oldu orada. Ama çok daha ileride. Çok daha ileride. Yani daha bu söylediklerim İlkokul. İkinci Cihan Savaşı devam ederken olan hadiseler. Bence çok fazla tarih vermeyelim. Nazara gelmeyelim. Evet. Maşallah yani, yani hava geceliğin kararttılar. O geçen uçak sesleri, bizim Türk uçak savarlarının ateş etmesi falan gibi İstanbul'da bunlar olmuştur hep. Tabii. Şakır şakır şeyler düşen makinalı tüfek parçacıkları sokaklara falan yani öyle ve o çağlardan bahsediyorum. Aha. Zaten çok bir takım meseleleri çok detaya hatırlayamamamın nedeni de ta çocukluktan kalma tabii bir takım anılar da ondan söyleyelim dolayı. Söyleyelim bence, herkes bilsin. Hocamız 1931 doğumlu. Evet. Allah uzun, daha çok sağlıklı ömürler versin. Bu arada sohbete geri dönmeden önce izin verirseniz ben şu keki fırına atayım hocam. Kahveleri de koyalım, kek pişerken kahvelerimizi içip sohbetimize devam edelim. Peki, ne tabii, dersiniz? Tabii, tabii tabii tabii. Şimdi dediğim gibi böyle gayet basit bir kek yapıyoruz bugün. Ben misafirim her zaman gibi çok ağır misafir olduğu için malzemeleri bol bol tuttum. 3 yumurtayla da yapabilirsiniz ama ben bugün bunu 4 yumurtayla yapacağım hocam. Kolesterol durumlarımız nasıl bilmiyorum ama bana çok umursamıyoruz galiba. Bana pek tesir etmez çünkü benim şimdiki karın doyurup beslenmek ve yaşamak için kullandığım yiyecek yemek tarzı çok farklı tabii. Tabii. Fakat biliyorsunuz hocam, bu son dönemde yumurta meselesinin kolesterolle ilişkisi mütemadiyen sorgulanıyor. Yani önceleri bize yumurta yedirmeyen bilim adamları, tıp adamları şimdi aslında yumurta o kadar da berbat bir şey değilmiş demeye başladılar biliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi, güzel bir şeydi. Şekeri ben o zaman 1,5 bardak diye tutmuştum ama 1 bardakla sınırlayalım madem öyle. Şöyle nasıl alalım bunu? Şöyle alalım. Evet, burada biraz çanak ve çömleğimiz az olduğu için şöyle 1 bardakla sınırlayalım. Yaptığımız şey tamamen şekerli yumurtayı önce karıştıracağız. Sonra sütümüzü ve yağımızı ekleyeceğiz. Burada bana görümcemin söylediği şey şuydu. Islaklar ıslakla, kurular kuruyla. Yani önce bütün ıslak malzemeyi hallederek üstüne de kuru un, kabartma tozu, vanilya, tarçın, ceviz ve üzümlerimizi koyarak. Şimdi ben burada bir yandan, umarım çok gürültü olmaz sevgili reji ekibi, eminim ses meselesini. Oo, bayağı gürültü oluyor. Nasıl yapsak? Neyse artık, yapacak bir şey yok. Buradaki püf noktalarından bir tanesi de yumurtayla şekerin iyice karışması. Deyip yoksa sesim duyulmuyordu. Hemen karıştırayım, sonra konuşmaya başlayacağız tabii, hocam. Tabii. Yoksa bu ses de mümkün değil, sesimizi duyuramayız. Bu gürültü de. Şimdi o kadar sağlam çırpıyoruz ki bunu, yumurta ve şeker neredeyse 2 katı kadar kabarıyorlar. Böylelikle kekimizin de kabaracağını ümit ediyoruz. Belki o yüzden çok duramıyorumdur ben, bilmiyorum. Herhalde. Tabii şimdi bu şey gibi, uçak pervanesi gibi dönemde ama bunlar benim çocukluğumda elle karıştırılıyor. Hiç sormayın ben yani, sizin çocukluğunuz öyleydi, benim çocukluğum nasıldı? Bunlar yeni neslindiniz ama zinvaları. Benim neslimde de biz de böyle deliler gibi oldu. Belki o yüzden ben hep çöktürüyordum kekleri. Belki yeniden denesem bu ev aletleriyle daha başarılı olabilirim.
sütün içerisine bir bardak süt ekliyorum. Bu keki hiç yağ koymadan yapanlar da var ama ben hani çok da böyle sünger gibi olmasın diye çay bardağının hepsini kullanmayacağım. Şöyle biraz dibinde bırakacağım. Ya da kullanayım diyelim şöyle. Madem koyduk, bol bol olsun malzemeler. Yine bir miktar daha karıştıracağım. Evet. Sonra da üzerine eleyerek koymayı seçiyorum ben. Çünkü her ne kadar un, yani içinde bir şey olduğundan değil ama içine bir kere dağıttığınızda böyle top 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 oluyor. O yüzden ben izin verirseniz şöyle şeyle ne denir ismi, hafif kaşık yardımıyla da başlangıçta eliye eliye koyacağım ki ince ince içinde top top olmasın diye. Gördüğünüz gibi hocam bir tek kek yapabiliyorum ama onu da çok güzel anlatıyorum, kabul edin. Gayet başarılıyım bu anlatma işinde. Pekala, 1956'ya gelene kadar hayatınızda tiyatro, ya daha doğrusu şöyle söyleyelim, Antigone oyununda ilk sahneye çıkışınız 1956. Ama ondan önce ne oldu da sizi spordan aldı, futboldan, ki erkek çocukları için, erkekler için, hele bir de Beşiktaş takımındasınız, bir tophaneli olarak Beşiktaş takımında oynuyorsunuz ve ne denir onun ismine? Lisanslı da oyuncu olmuşsunuz ve diyorsunuz ki yok ben şey yapmayayım, futbol yapmayacağım, ben tiyatro ile uğraşacağım. Ne oluyor o arada? Futbol yapmayacağım meselesinin başka nedenleri var. Çünkü ben liseyi bitirip, yani liseyi bitirdikten sonra yüksek tahsilime başlamak üzereydim ki o zamanlarda çok çarpıcı bir şey olan tüberküloza yakalandım. Yani verem oldum yani çocuk olarak. Onun şeysini, tedavisi filan, o zamanki tedavisi de üzerimizde yapılanlardan bir tanesiyim. Neyse ki öteki dünyaya erken gitmekle aman Allah kurtuldum. Korusun hocam, yani gerçekten. Şu veya bir şekilde iyi bir şey bakışla. O vesileyle de zaten sporu filan bu sefer, yani sert sporları filan devam etmeme imkanı olmazdı zaten. Hı hı. Onun da bir şey değişimine, başka bir yaşam yönüne sapmaya da sebebiyet vermiştir bu mutlaka. Mutlaka. Ama şu oldu, çok enteresan bir şey bu. Ben o devre geçmiş, şeye başladım, böyle başka bir yaşam tarzının içerisindeyken acayip bir şekilde o hastalık geçti. Yani onu yenebildim. Yani. Ne güzel, maşallah. Daha doğrusu. Ve bizim için ne büyük şans. İyi bir şeydi. Yani iyi bir tedaviyle de geçti. Kendimi de toparladım ve sonra birdenbire derin su dalgıcı oldum ama. Oraya geleceğiz. Ben şunu bir çalıştırayım. Elimle karıştırayım dedim ama yok. Şey bitmiş. Egzersizimiz azalmış, kolum ağrıdı hocam. Şimdi ben bir karıştırayım hemen. Bu arada 3 bardağa yakın bir un koyduk. Tam 3 bardak değil, 3.45 gibi diyelim. Yani 2 bardak ve 1 bardağın birazı boş gibi. Ve vanilya ve kabartma tozu koyduk. Şimdi ben bunu bir karıştıracağım şöyle. Sonra bir de tarçın koyup karıştıracağım. Tarçın tamamen zevke göre, yani çok tarçınlı, az tarçınlı. Fakat bu tarçının benim için çok özel bir baharat tarçın. Hani Nazım Hikmet Abidin Dino'ya sorar, mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diye, ki Abidin Dino öyle zannediyorum değil, mutluluğun resmini yapmak. Mutluluk veren dünyalarca resim yapmıştır. Benim için de tarçının kokusudur mutluluk. Yani mutlu tarçını duyduğumda, kokusunu duyduğumda ki içimdeki duygu mutluluktur. Öyle zannediyorum, çocuklukla alakalı. Yani çocukken evde pişen sütlaçlar, üzerine dökülen tarçınlar, hep benim için çağrışımı budur tarçının. O yüzden de bugün tarçın koymak istedim kekime. Bir tutam mutluluk hocam. Ağır olmasın. Onu da hemen bir karıştıralım şöyle. Özür dilerim, böyle konuşmamız böyle ama bu son tırttır hocam.
şekilde kenarlarını da alalım. Ve içine de yine keyfinizin tuttuğu kadar, ne kadar arzu ediyorsanız ceviz. Çok ince dövülmemesi gerekiyor aslında ama ben bugün biraz kaçırmışım dövme işini. Bir de kuru bildiğimiz sarı üzümleri biraz suda ıslattıktan sonra unladım ki dibe doğru böyle ıslak ıslak çökmesinler diye. Onları da koyup çok hafif hemen karıştıracağım ve yağlanıp unlanmış kek kalıbıma, ups, çoktan yapışmışlar bile, bakar mısınız hocam şeye? Ha, şöyle şöyle yapalım da çok şey yapmadan, evet bunu da hallettik. Şahane. Hemen şunu da bir kere şöyle döndüreceğim. Ve sonra da kek kalıbının içerisine boca edeceğim. Evet. Şimdi siz böyle bir hastalık sonrasında bir anlamda zaten sporu bırakmak durumunda kaldınız. Tabii zaten o olacak iş değil. Yani şey, çünkü bir nevi hani o bir nevi şeysi vardır bunun, yani bakım sisteminde hava verilir de işte hangi tarafta yara varsa o taraftakini kıstırırlar, orada hı hı. solunumu durdururlar filan falan, yani şey, şimdi belki çok daha başka teknolojiler mutlaka gelişmiş olabilir. Ya neyse, o yani o şey olmadı, dedi şansım varmış. O sıralarda çünkü o şeyden dolayı, rahatsızlıktan dolayı çok ölen insan vardı. Evet. Yani genç olsun, yaşlı olsun. Yani demek ki daha şey şansım varmış, devam ettim yaşamaya. Şimdi maşallah, ama dediğim gibi güzel. Sonradan da kendimi toparladıktan sonra gene de başka maceralı yaşam tarzlarına da tabii yani dalgıçlık yaptım. Evet, evet balık adamlık yapıyordum yani resmen falan. Ama bir taraftan da tabii şeyde Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmiştim. Sizi yönlendiren birisi oldu mu çevrenizde? Yani hani şimdi bugün normal sokakta yaşayan kaç tane genç ya dur bakayım ben de hadi bir tiyatrocu olayım diyor. Mutlaka bir vasıta oluyor şimdi o konuda değil mi? Tiyatroculuk meselesi benim hani eskiden o çocukluğumdaki karagözcülükten falan dolayı böylesine bir şeyim var. Bu oyun yap göstermeyesine falan bir dürtüm var içimde. Sonra uzun lafın kısası şeye... liseyi bitirdikten sonra yani hı hı. o hastalık evresini de geçirdikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam etmek üzere müracaat ettim yani akademiye. Akademinin mimari yani şey kısmına bir dekorasyon kısmı vardır oranın. Hı hı. Dekoratörlük şeysi. Orada durum aldım ve çalışıyordum. Dekoratör hazırlıkları. Fakat bu arada bir takım arkadaşlarla akademinin içerisinde amatör tiyatro yapmaya başladık. Aha. Yani amatör tiyatro falan kurduk. Hatta hocalar önce pek hoşlanmadılar. Ne yapıyor bunlar? Başka işleri yok mu der gibi falan. Sonra klasiktir hocalar şeyde, epey de güzel şeyler yapmaya başladık. Ondan sonra... Hocam oraya gelmeden izin verirseniz ben şu keki hemen fırına atayım. Öyle yani o lise kısmında, çünkü Güzel Sanatlar Akademisi'nin lise kısmı da vardı. O da resim kısmında olduğu için oradaydı ve ben yüksek kısımdaydım. Yani ben üniversiteliydim yani açıkçası. Liseyi bitirmiş bir insandım. Ama işte beraber çalıştık ve çok da iyi bir oyun olmuştu. Ondan sonra da bu bizim için o mesleğin içine girmek gibi bir yol açmış oldu. Haliyle tabii. Ben şöyle diyorum, sanıyorum bütün mesele alkışlarda. Yani o sahnenin üzerinde o alkışı işittiğiniz andan itibaren ve o sahnenin tozu bir şekilde içinize girdiği andan itibaren herhalde kurtuluşu çok zor oluyor.
Evet, şimdi bu tabii bu... Şey, evet dedin Zaborcuğum. Bu biliyorum, şimdi açık söyleyeyim size. Bir tiyatro oyunculuğu konusunda çok romantik hikayeler, yaklaşımlar falan vardır ama... Tiyatro oyunculuğu çok başka türlü bir meseledir. Başka bir sorumluluktur. Bunu burada açık açık, burada bu tartışması bile yapmak güç. Büyük bir sorumluluk taşırsın. Ve o sorumluluk taşıdığın sorumluluk bir yazarın kağıt üzerine döktürmüş olduğu bir anlatıdır. O anlatıyı alıp kullanacaksın. Ve bu alınan şeyin ismi de, malzemenin ismi de yabancı şeyle bir dille teksttir biliyorsunuz, tekstür. Ama onun nasıl bir tekstin ne demek olduğunu daha sonra insan fark eder. Bu mesleğin içerisinde kıvranmaya başlayınca. Değil mi? Öyle bir şeydir ki tekst, tekstür, dokuma, kumaş demek. Evet. Her tekst yazar tarafından dokunmuş gelir. Oyuncu onu aldığı vakit o teksti kendine göre biçer ve onu vücuduna sarar. Dolayısıyla da aynı teksti bir başka aktörle bir başka aktör başka türlü bedenlerine sararlar. Ondan dolayı da genellikle yazarlar oynanan oyundan pek hoşlanmazlar. Ama ben bunu dokunmamıştım. Ben böyle bir elbise hayal etmemiştim. Öylesine bir şey vardır yani. Bu bir realitedir. Bunu da çok az meslektaş farkına varır. Doğru. Şimdi demek istediğim şu. Biz bunu başladık, oynadık, iyi bir şey oldu ve ondan sonra da bir meslek olarak seçtim. Ama bu söylediğim şu son tarifi o zaman keşfetmiş bir insan değildi. Evet. Yıllar sonra. İmbikten geçip süzüldükten sonra herhalde. Yavaş yavaş. Bakınız ne gibi noktalarda. Öyle anlar olur ki sonra o teksti tekrar biçmen gerekirse çok farklı biçersin. Ne gibi? Çok ilginç bir oyun sonra bir başka bir oyunda başıma geldi bu. Şeydeki daha ileride oynadığımız oyunlardan bir tanesindeki bu atom bombasını şey yapan, keşfeden kişinin rolünü oynamıştım. Ben biliyorsunuz değil mi? Baktım ki aklımda tutulacak gibi değil sizin yaptığınız işler. Ben bir internetten çıktı aldım geldim. Şurada onu bulabiliriz de tamam, belki. Tamam, tabii. Şurada şey, oynadığınız oyunlar diye bakalım. Tabii. O kadar uzun yani, ki 3 sayfa sürüyor. Tabii. Önce bir aklımda tutayım dedim. Sonra baktım ki ümit yok. Tabii. Yarın da topladım, getirdim. Şimdi şeyde söyleyiniz. Bu Oppenheimer olayı. Oppenheimer olayı epey daha sonra o şeye girdi. Ve buradaki Oppenheimer olayında Oppenheimer zaten atom bombasını keşfeden şeyin açayım adı. Açayım hatta şöyle önümüzde dursun. Yani atom bombasını keşfeden bir şey, bilim adamı yani yapan savaşta. Tabii biz ben o zamanki yaklaşımımızla yani onun çok insani bir tavırla yaşadığını, öylesine bir hayat sürdüğünü göz önünde tutarak çünkü o şey her şeye rağmen de bir tartışma, bir mahkeme gibi bir oyundu filan. Neyse ben bunu oynadım ve bundan dolayı da en iyi oyuncu şeysini aldım, mükafatını zaten aldım. Zaten o kadar mesela çok en iyi oyuncu ödülünüz var ki ben nasıl saysam bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Aradan yıllar geçtikten sonra bir takım yani siyasi yazılarla, şunlarla, bunlarla gazetelerde, buralarda bir şey çıktı ortaya, gerçek. Atom bombasını bulan, yani yapan bu şeyi, mühendis, şeylere kendisine bir teklifte bulunuluyor. Bazı şeyler tarafından, kişiler tarafından. Bunun nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir çarpıcı güç haline aldığını ve
bunu Japon insanların tepesinde patlatmadan önce eğer onların karar verebileceği kişilere bir şeyde deneme alanında, Amerika'daki deneme alanında göstersek nasıl olur acaba denildiğinde hayır diyor. Bombayı yaptık, atılacak diyor. Oh. Ve hiçbir şey diyemiyorlar ve onun üzerine Nagasaki ve şeye ondan sonra Hiroşima'ya bombalar atılıyor. Neyse. Ama bu sonradan, bu mesele sonradan ortaya çıktı ki o Oppenheimer falan çoktan ölmüştü falan falan. Ha, şimdi şöyle bir şey, birden aklıma bir şey gelmişti. Ben peki bu şey, bu mesele ortaya çıktığına göre ben Oppenheimer piyesini tekrar oynarsam. Nasıl oynarım? Nasıl oynarım? Teksti değiştirmeme imkan yoktur lafları. Aha. Ama söyleyiş tarzımı değiştirirsem seyirci bu herifin arkasında bir şey var, yalan var ama galiba dedirttirebilirsem o çok başka bir mecra tutarlı bir konuşma yapmasına rağmen onu o tutarlı konuşma bir şey tehlike işareti verebilirse, bir şey yaratırsa, bir kuşku yaratırsa doğru olacaktır. Evet. Şimdi demek istediğim o. Evet. Yani şu çıkıyor ortaya hocam. Bir yazar bir kumaş dokuyor. Kafasında bir şeyle, kıyafetle. Oyuncu onu kendine göre biçiyor. Evet, tabii. Üstüne giyiyor. Ama aynı oyuncu belki zaman içerisinde tabii aynı elbiseyi kesmeye kalkışsa başka bir şey kesiyor. Mutlaka. De orada oyuncunun makası ve yönetmenin belki de direktifleri de bir miktar, bir miktar değil bayağı bir miktar etkili oluyor. O bakımdan son derece farklı bir meslektir bu. Sanıldığı gibi de insana böyle büyük bir zevk verir fakat müthiş bir gerilim ve kuşku içerisinde yaşarsın. Ya. Ne yapıyorum ben acaba gibisine. Ki bu ilginçtir yani. Evet. O ya bunu yalnız ben duymuyorumdur. Bir sürü meslektaşım duyuyor. Mutlaka. Veyahut da onların bile bu şeyi, bu gerilimi başka türlü bir tavırla da anlatabilirler. Benim anlattığım bu şekilde anlatmak mecburiyetinde de değiller. Kutsal kitap falan diye söyleyeyim yani. Şimdi hocam ben şöyle gerçekten önce aslında sayın seyirciler, sayın hocama dedim ki hocam böyle hani bir elinizde yaptığınız işlerle ilgili hani yeni jargonla CV, özgeçmiş öyle bir şey var mı? Hocam dedi ki işte ben. Hiç onlarla uğraşamadım. Önce bir denedim fakat çok sıkıldım. Vallahi Zekeciğim sen sor ben anlatırım dedi. Ben yine de tabii nispeten yeni çağ ucundan yakalamış bir orta kuşak olarak hemen internete girdim. Hemen Erol Keskin diye yazdım ve karşıma Wikipedia ansiklopedinin internetçesi bu hocam. Oradan çıktı. Şimdi ben burada bakıyorum. Oynadığınız oyunlar ki eminim burada hepsini de yazmamışlar. Yok. Yani hepsi de olmadı. Olmamasına rağmen bir sayfa sürüyor yazması. Evet. Film meselesi var. İşte Sensiz Yıllar 1960'da buradaki bilmiyorum bilgi doğru mudur ilk oynadığınız film olarak görünüyor. 2007'de Fikret Bey'e kadar gelen bir uzun bir liste var yine. O Sensiz Yıllar denilen oyun mutlaka oynamışımdır ama bir büyük bir rol falan olduğu zaman belki bir böyle bir şey. Siz bile hatırlamıyorsunuz belki. Ya, şey canım yani bir yardımcı rol falan falandır. Ne bileyim ben bir kamyon şoförü falan olmuşumdur falan falan gibi bir şeydir. Ama yani. Ama tabii evet. Burada bir yönettiğiniz tiyatro oyunları var. Mikado'nun Çöplerini çok sevmiştim, seyretmiştim. Ellerinize sağlık evet demek isterim hemen evet buradan. Evet. Yani diğer oyunlarınız mesela Yağmur Sıkıntısı'nı da izledim ama Mikado'nun Çöplerini ise çok 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 keyif aldığım bir oyun evet olmuştu. Enteresandı. Çok hoş bir oyundu. Tabii. Fakat burada tabii şey de var. Özellikle sinema meselesinde siz bir dönem hiç öyle oyunculuk falan yapmadan Lütfi Akat'ın asistanlığını yapıyorsunuz sevgili Lütfi abinin. Evet. Yani tamamen kamera arkasında. Evet tabii. Ama bu yani size nasıl bir tecrübe getirdiyse yani bir sürü bir kere ödül var bu sinema hayatınızda. En iyi erkek oyuncu hemen şuradan var, ödüller sayfasına bakayım. Var, o çok sonra ama. Evet. O çok sonra yani.
Yani daha sonra şimdi aslında yani sinemanın ilk zamanlarında sinema evet şeye çıkıyordum kameranın önüne çıkıp bir takım ufak tefek roller oynuyordum ama daha çok kamera gerisinden şeye doğru çalışma zamanım fazlaydı. Şey yapıyorduk ne derler bir takım yani bir sürü teknik şeyler çalışmalar arasında yapıyorduk. Prodüksiyonda, yönetimde, rejide vesaire. Falan. Buydu. Sonra bu arada şeye de ve bu tamamen sinemayla geçen bir devir olarak giderken birden profesyonel tiyatroya yöneldim. Evet yani profesyonel tiyatrocu olmak. Çünkü bu söylediğim sıralarda tiyatroyla oynamıştım, uğraşmıştım ama bir yerde bırakmıştım. Tamamen sinemayla uğraşıyordum. Sinema bölgesiyle. Peki bir şey soracağım hocam. Sizin profesyonel olarak tiyatroya girdiğiniz yıl nedir ve devlet tiyatrolarıyla mı başlıyorsunuz? Hayır. Olur mu canım? Benim tiyatroya başlayışım yani Haldun Dorman'la beraberdir. Çünkü Haldun şeyi şeydeki bir amatör tiyatromuz vardı bizim. Ondan sonra o amatör tiyatroyu Haldun hem şey yapıyordu, idare ediyordu. Biz de orada şehir şeydeki akademi tiyatrosundan falan falan çıktı. Yani iş çalışmalarımızı bitirdikten sonra o amatör şeyde tiyatroda yani şey tiyatro atölyesi diye bir tiyatro atölyesi diye bir atölye vardı. Orada çalışıyorduk. Bugün bir sürü benim gibi tanınmış kişilerin hepsi orada bir aradaydı. Bir aradaydı. Hocam izin verirseniz şöyle yapalım. Şimdi bu kekin tabii kabarması, pişmesi biraz zaman alacak. Biz şöyle yapıyoruz. Seyircilerimiz hiç hissetmiyorlar. Onlar bir iki kare bir şey görüyorlar. Ama biz o arada biraz mola alıyoruz. Hem kahvelerimizi bitirelim. Hem de şu kek dilerim kabarır. Şöyle bakıyorum. Tabii fena ki gitmiyor şimdilik. Bir de kekimizin pişmesini bekleyelim. Sonra kekimizi servis ederken sohbetimiz kaldığımız yerden burada, devam edelim. Buradan devam edelim. Şahane. Tabii. Evet sayın seyirciler sizin için 2 saniye bizim için yaklaşık 15 dakikalık bir sürenin sonunda kekimiz pişti. Öyle zannediyorum hocam dualarım tutmuş kek kabarmış çünkü. Şöyle içerisinde üzüm, tarçın ve cevizin olduğu hoş bir kek olduğunu ümit ediyorum. Şu an yalnız lava kıvamında çok sıcak. O yüzden o biraz soğuyup kendine gelinceye kadar biz sohbetimize devam edelim diyorum ben. En son amatörlükten artık profesyonel olmaya geçişinizden söz etmiştik. Ve artık profesyonel tiyatrocu olduğunuzdan söz etmiştik. Evet. İlk profesyonel oyununuzu hatırlıyor musunuz hocam? İlk profesyonel oyunumu tabii hatırlıyorum yani bu tamamen ilk profesyonel oyunum Haldun Dorman tiyatrosunda olan bir oyundur. Ben şimdi şöylesine girersem meseleye onların hepsi ortaya çıkacaktır. Malum ben 1953'ten itibaren Haldun Dorman'dan ilintilerimiz var. Cep tiyatrosu, yani amatör olan yerde cep tiyatrosu. Fakat onu takip ettiğimiz vakit, şeyde 1956'da Amerika Akademi Tiyatrosu ile başlayan olan bu çalışmalar, 57'de Kara Ağaçlar Altında, ondan sonra Kamp 17, 1958'de Aşk Otu, ondan sonra yok mesela. Yok tabii, Ben Bir Fotoğraf Makinesiyim, 1959'da Duvarların Ötesi, Müfettiş, 60'da Zafer Madalyası ama bu Zafer Madalyası, dan sonra da Oraloğlu'nda 6 şey. Ya, aylık bir çalışmam var. Çünkü yedek subaylıktan dönmüştüm. Yedek subaylıktan döndüğümde tekrar Zorman Tiyatrosu'na giremedim.
şeydeki Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştım. Orada da işte satılık dolap, bir parmak bal, becerikli kaynana falan gibi şey. Hocam oyunlar. Bir bu kadar daha oyun var. Evet, tabii ya. Saydığınız. Ondan yani... sonra 1961'de Taşra Kızı. Dormen'de. Bir yastıkta oyunu. Bir oyuncakçı dükkanı, Sevgilime Göz Kulak Ol, Ayı Masalı, 1963'te Altın Yumruk, ondan sonra Monsera, ondan sonra 1900'de bunların hepsi Dormen Tiyatrosu'nda geçen şeyler. Sonradan şehir tiyatrosuna geçmem söz konusu oldu. Şehir tiyatrosunda şeylere başladım. Kral Lear'lar var, Antonius ve Kleopatra'lar var, Deli İbrahim'ler. Bunlar yeni mi? Lear şeyde. Tabii ki onlar daha sonra yani. Daha sonraki şey. Hocam valla ben şey konusunda zaten dediğim gibi bu liste böyle şey. Yalnız ben şunu merak ediyorum. Bir oyuncu bütün oyunlarını hatırlar mı? Valla bir oyuncu bütün oyunlarını hatırlamaz. Çünkü onun için benim bir kuralım var. O kuralı ben sana okuyacağım şimdi. Lütfen. Ben seyirci değilim. Tellal da değilim. Alkışın Kel Hasan Efendi'nin dolan taşan fesi olduğu kanısındayım. Oy oy oy. Yani oyuncuyum ben. Seyri yürütmenin seyreden değil, oynamazsan, seyri sürükleyemezsen sen zevk alamazsın. Yani seyirci değilim ama tiyatronun şimdi burada yapısındaki oyuncu yerini doldurmam gerekir. Hep bunu yapmaya çabalarım. Muhteşem, olağanüstü. Bir de tabii şu var, hani buralarda hiç söz edilmeyen ama benim hep çocukluğumdan beri hayatımda yer etmiş seslerden birisiniz siz. Yaptığınız bir sürü dublaj çalışması var. Bazı karakterler bizim için aslında bilmese de bir sürü insan Erol Keskin'in sesi demek. Şimdi bakınız çok ilginç bir şey var. Ops. Çok önemli. Hocam sanıyorum bir 5 dakikamız falan kaldı. Bir yandan kekin de tadına kek bakalım. Kekin de o kekin sırasında, tadının sırasında bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi seyirci lafıyla seyirci lafıyla ondan sonra oyuncu lafı karşılıklı geliyor. Ama seyirci yerine izleyici diyorlar şimdi. Büyük bir yanlışlık bana sorarsanız. Çünkü seyretmek başka şeydir, izlemek başka şeydir. Bravo. Seyretmek sözü nereden gelir? Seyretmek geminin yönelimi der göredir. Gemiyi yürüten kişi gemiyi seyrettirir, kendi de seyreder. Yani geminin... Edilgenlik yoktur orada. Ya, ama... İzlemek ise geminin kuyruğuna bağlanmış olan sandalın içinde oturursan izlersin, seyredemezsin. Bu sözünüzü alkışlayabilir miyim lütfen? Çünkü... Geminin kıçını görmekten başka bir şey yapamazsın. Çünkü yukarıda, güvertede, kulede olduğun vakit seyredersin. Seyredersin. Çok teşekkür ederim. Harikulade, harikulade. Şimdi hocam aslında... Onun için seyirciye çok hak veririm. Bravo. Zaten sen de seyredersin oynarken. Bravo. Şimdi kameraman arkadaşlarımız uyarıyorlar programın sonuna geldi. Arkadaşlar benim hiç bugün programı bitirmek gibi niyetim yok. Lütfen uyarıp durmayın diyeceğim ama maalesef yayın saatimiz 45 dakikayla sınırlı. Oysa 55 senelik bir tiyatro geçmişi, sinema geçmişi, oyunculuk geçmişi. Hani her birinden bir dakika söz etsek zaten yine program yetmiyor. Ben çok teşekkür etmek istiyorum.
Bu kadar doyumsuz sohbeti olan bir insanın programda konuk olması benim için birincisi büyük bir mutluluk ve sizin benim programıma gelmeniz büyük bir onur. Şunu da söylemek istiyorum izin verirseniz. Dediğim gibi biz sizin oyunlarınızla büyüdük, sizin seslendirmeleriniz kulağımızda büyüdük. Bir zamanlar benim de tiyatrocu olmak gibi bir hayalim vardı, hatırlarsınız, söz etmiştim size. Bir gün gelip de böyle bir yemek programı sunacağım. Orada da Erol Keskin benim konuğum olacak. Söyleseler, hani rüyamda görsem hayra yormazdım. O yüzden çok teşekkür ederim. Beni çok onurlandırdınız hocam. Asıl ben hocam. Teşekkür ederim. Böyle bir şey konuşma hakkını bana tanıdığın için. Ne diyorsunuz? Ben birdenbire bir şey anlattım. Bunu böyle kolay kolay anlatmak imkanı mümkün değil. Değil mi? Bu şekilde anlatmak siz mümkün değil. Siz hep anlatın hocam. Ben sizi büyük bir zevkle dinliyorum. Öyle zannediyorum seyircilerimiz de çok büyük keyif aldılar bu programdan. Beni böyle konuşturduğun vakit ben birdenbire ta nerelerde kalmış, unutup gitmiş olduğum şeyleri şimdi birden rüya görür gibi yeni baştan... Hatırlıyorsunuz. Allah öyleydi, ha şöyle falan şeklinde. Ne olacak, başka çaresi yoktu. Eğer unutmamış olsaydım yenilerini yapamazdım. Çok haklısınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Lütfen siz kekimize devam ederken ben programı kapatayım. Bu arada nasıl olmuş hocam? Nefis. Çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bugün yapabildiğim yegane hamur işi olan kek olan keki sizlerle paylaştım. Dediğim gibi yemek konusunda iddialıyım ama bu hamur işleri beni biraz aşıyor. Sevgili izleyicilerimden de özür dileyerek böyle bir bana göre hadsizlik etmiş oldum. Ama öyle zannediyorum benim durumumda olan bazı izleyicilerimiz bana müteşekkir olacaklar bu kek tarifinden sonra. Benim gibi böyle bu kek işini beceremeyenler, kabartma işini. Gördüğünüz gibi... Sönmesi mümkün olmayan keklerden biriydi. Tarçın, ceviz ve üzümden oluşan. Ümit ediyorum denersiniz. Denedikten sonra beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz de beğenmezseniz de Anadolu'nun konukları @anadolu.edu.tr adresimize yazarsınız. Önümüzdeki hafta başka konuklar, başka sohbetler yine sürprizlerle dolu. Bekleriz efendim. Hoşça kalın.